İman et, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, iyiliklere, haramlardan, günahlardan sakın. Budur cennete giden yol. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri talimat verdikten sonra ayrıca farz kıldım demesine gerek yok. Onun talimatı zaten farzdır. Allah diyor ki dünyayı değil, dünyayı da ahireti de yaratan, sizi de yaratan Allah'ı sevin diyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyle. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsn-ü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyle. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizi bu dünyaya imtihan için getirdi. Mevsimleri de ayarlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Yaz mevsimi, kış mevsimi, sıcağıyla soğuğuyla. Geceler uzun oluyor, gündüzler kısalıyor. Gündüzler uzun oluyor, geceler kısalıyor. Ramazan-ı Şerif ayı olunca, teravihler de olunca tabii gece uyku imkanı azalıyor. Öyle olunca da sabahları birçok insan daha önce işrak namazı kıldığı halde Ramazan ayında işrak namazı işi zorlaşıyor. Ama mesele zoru başarabilmektir. Dolayısıyla zor da olsa gece teravih namazı, sehur derken az uyku veya olmayan uyku ile sabah namazından sonra sohbet dinlemek de çok kolay bir şey değildir. Zor olan bir şeyi başarıyorsunuz. Cenab-ı Hak sayenizi meşgul eylesin. Gayretlerinizi mübarek eylesin. Ruz-ı mahşerdeki hesabınızı kolay eylesin. Evvela Risale-i Kutsiye'den bir beytle başlıyoruz. Mustafa İsmet Garibullah diyor ki beytinde sırasıyla geldiğimiz yerde muhal yokluk ona varlık sıfatı vücutla nispet olmaz sırrı zati vücuttur zatının mutlak sıfatı hemen zatıyla sabit sırrı zati muhaldir zatına yokluk gidelim cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli dostlar biz şu kainatta en iyi bilmemiz gereken kainatın sahibi olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Bir insan Allah'ı bilirse o derece ona kulluk yapar. Bilmeyen adam hiç kulluk yapmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin içinizden Allah'tan en çok korkanım derdi.
benden daha çok Allah'tan korkamazsınız. Çünkü o en iyi bilendi. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan gerçekten kim korkar? Âlim olanlar korkar diyor. Niye öyle? Çünkü âlim olan Allah'ı daha iyi biliyor. Daha iyi biliyor, daha fazla biliyor. Ne kadar fazla bilirse insan ibadetinde o kadar samimi olur. Haram helal konusunda o kadar hassas olur. Şeriat-ı garra-i Muhammediyi anlamakta, kavramakta, yaşamakta, hayatına taşımakta o kadar hassas olur. Olsa da olur, olmasa da olur değil. Bir insan düşünün ki iman sahibidir, namazını da kılar. İki tane misafiri geldi diye misafirlerinin hatırı için onlarla meşgul olurken, çay içerken ben şimdi kalkıp kılarsam onlar kılmaz, ayıp olur falan diye iki tane misafirin hatırı için namazını kazaya bırakır. Şimdi bunun Allahu Teala'yı bilmesiyle gerçekten Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emri karşısında karada, havada, denizde nerede olursa olsun ben engel tanımam diyen insanın elbette Cenab-ı Hakk'ı bilmesi aynı değildir. Dolayısıyla biz en iyi bilmemiz gereken Allah'tır Celle Celaluhu. Ne kadar fazla bilirsek kullukta o kadar fazla samimi oluruz. Allah yolunda fedakarlıkta da o kadar samimi oluruz. Canını, malını Allah yolunda insan verir. Allah'ın ne demek olduğunu bilirse, onun kudret ve azametini daha fazla idrak ederse. Cenab-ı Hakk'ı bilmek lazım, doğru bilmek lazım. Müşrikler de bilirdi ama doğru bilmezlerdi. Hristiyanlar da biliyor ama doğru bilmiyorlar. Kalkıyorlar İsa Aleyhisselam'ı, kalkıyorlar Meryem annemizi, farklı uluhiyet, ilahlık evsafı kendilerine veriyorlar. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı bilmek lazım, bir de doğru bilmek lazım. Rabbim bizi kendisini doğru bilenlerden eylesin. Bir defa Cenab-ı Hak vardır, biz de varız, yerler gökler de vardır. Biz de mevcuduz, Allah da mevcuttur. Bu iki mevcut arasında fark var mı? Çok fark var. Nedir? Mesela bu kitap mevcuttur. Ama bu kitap yoktu ki. Sonra kağıt fabrikasından kağıdı çıktı. Sonra matbaa yapıldı. Matbaada basıldı. Basıldıktan sonra piyasaya çıktı. Yani bunun varlığı bir başkasının, bir başkalarının etkisiyle sonradan meydana gelmiştir. Her sonradan meydana gelen yok olmaya mahkumdur. Yerler de böyle, gökler de böyle, biz de böyleyiz. Allah'tan başka ne kadar varlık varsa bütün bunlara sonradan yaratılmış mümkün varlıklar denir. Olsa da olur, olmasa da olur. Yoktuk zaten biz bir zamanlar, ne oldu yani? Dünya devam ediyordu. Bir zamanda yok olacağız zaten. Demek ki mümkün varlık demek. O varlığıyla yokluğu müsavi demektir. Bir zamanlar yoktu, şimdi vardır. Daha sonra da yok olacaktır. Bu mümkün olan varlıklar. Mesela diyelim ki bu kitap. Bu varsa, bu mutlaka bir sebeple meydana gelmiş. Yani bunu birisi var etmiş ki vardır. Bu kürsü yoktu 50 sene önce, 100 sene önce. Bu cami yoktu. Yok idiyse bunu birisi var etti. Bunu birisi var etmekle var oldu. Demek ki varlığı bir başkasının icadına bağlı olanlara mümkün diyoruz. Bir tane varlık vardır ki ona mümkün diyemeyiz. Bütün varlıkların var olması ona bağlıdır. O da Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse Allahu Teala'nın dışındaki bütün varlıklar mümkün olunca onların üzerinden yokluk geçmişti, yine yokluk geçecek. Yani fanidirler, yok olacaklar. Hepimiz faniyiz, hepimiz yok olacağız. Yerler, gökler de fanidir. Onlar da yok olacaklardır. Peki, sadece bir varlık vardır ki üzerinden yokluk geçmez. O da Allah-u Teala'nın varlığıdır. Çünkü Allah-u Teala'nın varlığı bir başkasının var etmesiyle var olmuş, meydana gelmiş değildir. Onun varlığı zatındandır. Bir başka ifadeyle, Allah-u Teala'nın varlığı üzerinden yokluk geçmiş midir? Hayır, geçmemiştir. Eğer geçmiş olsaydı onu da meydana getiren bir başkasına ihtiyaç duyulacaktı.
kendi varlığı kendi zatından olan, daha önce yokluk üzerinden geçmeyen bir Allah'tır, başka yoktur. İşte diyor ki muhal yokluk ana varlık sıfatı, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu üzerinde yokluk diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü onun varlığı zatındandır, vacibul vücuttur. Vücutla nispet olmaz sırrı zâti. Yani Cenab-ı Hakk'ın var olmakta zâti kâfidir. Onu var etmek için bir başka var ediciye gerek ihtiyaç yoktur. Bu da mümkün değildir. Vücuttur zatının mutlak sıfatı. Yani Allahu Teala mevcuttur ama onun varlığı bizim gibi varlığı başkasına bağlı olan, başkasıyla meydana gelen bir varlık değildir. Hemen zatıyla sabit sırrı zatı muhaldir zatına yokluk. Gidelim cemali ba kemale seyredelim. Yani Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Zat-ı Pâki Sübhaniyesi ezelidir ve ebedidir. Onun varlığı üzerinden yokluk geçmez. Küllü şeyin hâlikün illâ vecihe. Her şey yok olacak. Allah Celle Celaluhu'nun Zat-ı Pâki Sübhaniyesi müstesna. Hadis-i şerife geçiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّٰءُ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ. Bu hadis-i şerif her bir Müslümanı, her birimizi etkiler. Her birimize yol gösteriyor, her birimizin ilgi alanına giren bir hadis-i şeriftir. Bazı hadis-i şerifler vardır veya ayet-i kerimeler vardır. Herkesin ilgi alanına her zaman girmeyebilir. Diyelim ki zekatı emreden ayet-i kerimeler fakir olan insanı çok ilgilendirmez. Çünkü o alacak durumdadır, verecek durumda değildir. Efendim, mirasla ilgili ayet-i kerimeler kendisine mal intikal eden insanlar açısından önemlidir. O da intikal ettiği zaman önemlidir. Ama bazı ayet-i kerimeler var. Diyelim ki namazı emreden ayet-i kerimeler kimi ilgilendirir? Her Müslümanı. Ne zaman ilgilendirir? Her gün. Kaç defa? 5 defa. Yani oruçla ilgili ayet-i kerime senede 1 ay ilgilendiriyor. Zekatla ilgili ayet-i kerime herkesi ilgilendirmiyor, senede 1 kere ilgilendiriyor. Haçla ilgili ayet-i kerimeler ömürde 1 kere o farziyeti insandan tahakkuk etmesini, şartları gerçekleştiğini de istiyor. Hadis-i şerifler de böyledir. Kıymetli dostlar, biz insanlar etkileyen ve etkilenen varlıklarız. Terli bir şekilde dışarı çıksak, rüzgarlı bir havada, o dışarıdaki rüzgar terli bir şekilde dışarı çıkan insanı etkiler mi, etkilemez? Hemen hasta oluyoruz. Hava sıcak olursa farklı etkileniyoruz, soğuk olursa farklı etkileniyoruz. Yani biz etkilenen varlıklarız. Havanın sıcaklığı, soğukluğu bizi etkiliyor. Tamam, güzel. Bu bizi etkilediği gibi bizim kendileriyle beraber oturup sohbet ettiğimiz, arkadaşlık yaptığımız insanlar da bizi etkilerler. Sen rüzgarda oturduğunda uyusan da uyumasan da, fark etsin de fark etmesin de hiç önemli değil. Sen etkilenirsin. Kalktığın zaman ağzın, burnun efendim tıkanmış olabiliyor. Öksürmeye başlayabiliyorsun. Değişik bir manzarayla karşılaşabiliyorsun. Nefesini belki hastanede, röntgende alabilirsin. Dolayısıyla diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, "Meselül celisi salih." Celis bir insanın meclis arkadaşı, oturup hayatını beraber paylaştığın, sohbet ettiğin, efendim kendisine zaman ayırdığın, kendisine bakarak dinlediğin, heyecanla dinlediğin insana celis denir. Şu anda sağınızda, solunuzda veya caminin içerisinde bulunan siz dostlarımız, şu anda hepimiz beraber bir celisiz, bir mecliste bulunuyoruz, meclis arkadaşıyız. Evimizde eşimizle beraberiz, iş yerimizde arkadaşlarımızla beraberiz, bir sohbet meclisinde arkadaşlarımız bizim celisimizdir.
Başka celislerimiz var mıdır? Elbette olur. Kimse yoktur. Eline aldın telefonu, girdin internete. Bir şeyle meşgul oluyorsun. Bir kanala girdin, o kanalla meşgul oluyorsun. Zaten yanında insan olsaydı onunla konuşacaktın, onu dinleyecektin, o seni etkileyecekti. Şimdi ne oldu? Aldın internete elini, sen konuşmuyorsun, yani sen onu etkilemiyorsun, o seni etkiliyor. O anlatıyor, sen dinliyorsun. O anlatıyor, sen dinliyorsun. Var mı burada etkileşim? Var. Televizyon kumandasını alıyorsun, koltuğa oturdun, rahat rahat oturuyorsun, düğmeye bastın. Ekrana çıktı birileri. Ya dans yapıyor, ya saz yapıyor, çalıyor veyahut da başka şeyler yapıyor. Sonuçta o seni etkiliyor mu? İlgini çekmeseydi düğmeye basar mıydı? Seyretmeye devam eder miydi? Demek ilgini çekiyor. İlgini çektiğine göre seni etkiliyor mu? Etkiliyor. İşte buna da celis denir mi? Buna da celis denir. Öyleyse kimsenin olmadığı yerde, bugünkü şartlara göre konuşuyorum. Kimsenin olmadığı yerde yanında telefon var mı? İnternet var mı? Arkadaşın varsa. Televizyon var mı? Kumandası var mı? Çalışıyor mu? Arkadaşın var senin. Evet. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, senin salih celisin olabilir, iyi bir celisin olabilir, bir de kötü bir celisin olabilir. مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّٰهُ İyi arkadaşla, iyi celis ile kötü celis arasının, kötü celisin örneği neye benzer diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ İyi arkadaş, iyi meclis arkadaş, iyi celis kokucuya benzer. لَا يَعْدِمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ Eğer kokucu senin arkadaşın olursa, yani kokucuya uğradın, bir arkadaşın var, kokucu, uğradın ona. اِمَّا اَنْ تَشْتَرِيَهُ Kokucuya uğradığın zaman ya koku satın alırsın, cebinde koku olur, üzerinde koku olur. اَوْ تَجِدَ رِيحَهُ Satın almadığını kabul edelim ama içeri girdiğin zaman şöyle, güzel bir koku alır mısın? Alırsın. Bir mutluluk duyar mısın? Duyarsın. Hiçbir şey almasan o güzel kokuyu alırsın. Ondan bir mutluluk duyarsın. وَكِيرُ الْحَدَّادِ Peki bir de demirciye gidiyorsun. Demircinin körüğü var. Körük ateş yakıyor onunla. Kötü arkadaş da o demircinin körüğüne benzer. Peki vekirul haddadi yahriqu beytek. Yani o demircinin körü bir kıvılcım atlarsa evine düşerse evini yakar. Ya bir kıvılcımdır sonuçta evi yakan değil mi? O kıvılcım atlayıp evine sıçrayacak olursa evini yakar. Ev sevbeke ya elbisene sıçrarsa elbiseni yakar. Ya hiçbir şey olmasa اَوْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَب۪يثَةً En azından içeri girdiğin zaman hoş olmayan bir kokuyla karşı karşıya kalırsın. Ben bu hadis-i şerifi her gördüğümde, her duyduğumda, çocukluğumda yaşadığım bir macerayı hiç unutmam. Altıntepsi Merkez Camisi'ne Ramazan-ı Şerif ayında mukabeleye geliyorum. Ama o zaman da herhalde yaşım 13 yaşlarında falan. Böyle biraz, boyum zaten küçük, kısa, yaş da biraz küçük olunca cemaat seviyor. O cemaatten birisi vardı, demirciydi, dükkanında da körük vardı. İlla hafız bana uğra, bana uğra derdi. Gittim kendisine uğradım, otur dedi bana. Baktım otur dediği yerde koltuğun üzeri tozlu. Oturmak istemedim, anladı onu. Aldı eline bir bez, orayı sildi. Ama bez de zaten tozlu, aynı mekanda. Yani toz, elindeki bez, o sandalyede oturacağım yerdeki tozdan farklı değildi. O da tozlu, o da tozlu. Ben sadece onun hatırı kırılmasın diye böyle kenardan ufak ufak oturur gibi yaptım, oturdum.
Ama o manzarayı hiç unutmuyorum. Yani orada doğru düzgün elbisenle oturayım da şöyle bir yarım saat sohbet edeyim, 15 dakika sohbet edeyim dersen ya elbisen yanar ya üstün başın kirlenir. En azından oradaki atmosfer ne yapar? Hoş bir atmosfer değildir. Şimdi kıymetli dostlar, şöyle billur gibi bir su düşünün. Billur gibi su. İçtiğin zaman içesin geliyor. Bu su gıcır gıcır tertemizdir. Fakat affınıza sığınarak bir leş olsa, bu tertemiz su akarken o leşe vursa, ona sürtünse, ondan sonra siz o suyu içebilir misiniz? Bu suyun günahı ne? Pisliğe bir arkadaş oldu. Bir pisliğe değdi ya, artık o biraz önceki temizliğinde, billurluğunda değildir artık. Çok affedersiniz, yani bir başka pisliğe o pırıl pırıl tertemiz olan su akarken ona uğramış olsa, bir pisliğe uğramış olsa o su pis olur mu? Ne oldu ki o su pisliğe arkadaş olursa pis olur? Peki rivayetlere göre cennette insanlar olacak, hayvan olmayacak ama bir tane köpek olacak deniyor. Hangi köpektir o? Ashab-ı Kehf'in köpeğidir. Ya köpek ne yapmış? Teheccüd namazı mı kılmış? Cihada mı çıkmış? Ne yapmış? Beş vakit namaz mı kılmış? Oruç mu tutmuş? Ne yapmış köpek ki? Köpek Allah dostlarına arkadaş olmuş, bırakmamış onları. Ya bir köpek Allah dostlarını bırakmayınca değerli bir köpek oluyor. Kur'an'da geçiyor be. Rahmetli Hacı Dursun Efendi Hazretleri ofta o Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde aşırı baskının yapıldığı dönemlerde tabi zar zor mücadele veriyor. Sohbetlerine, derslerine devam ediyor. Ama o bölgede ağalar var. Ağaların da devlete karşı biraz sözleri geçiyor. Onlar koruyorlar Dursun Efendi'yi. Onların gölgesinde Allah'ın izniyle işi yürütüyor. Bundan dolayı ağalara ilgi duyuyor ama ağa ağadır. Bazen de Hoca Efendi'nin canını sıkıyor. Hoca Efendi'nin canını sıktığı zaman dermiş ki, ya dermiş, ben Kur'an-ı Kerim'de köpeğin geçtiğini gördüm de ağalığın geçtiğini görmedim dermiş. Şimdi ağa olmak Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama köpek geçiyor mu? Geçiyor. Kimin köpeği geçiyor? Ashab-ı Kehf'in köpeği geçiyor. Yani dostlar, Ashab-ı Kehf'in köpeği o Allah yolunda yürüyen o mücahit gençlere canını, her şeyi ortaya koymuş, iman noktasında mücadele veren o gençlere arkadaşlık yapıp onlardan ayrılmadığından dolayı o köpek farklı bir köpek olmuş. Halbuki köpek mükellef değildir, mesul değildir. Ama buna rağmen eğer cennette bir köpek olacaksa o da Ashab-ı Kehf'in köpeği olacak. Ah dostum be! Ashab-ı Kehf'e köpek arkadaş olursa, ondan şeref kazanıyorsa bir Müslüman kime arkadaş olacağını iyi bilmeli. Oturduğumuz, kalktığımız insanların ne olduğunu, nereye doğru gittiğini görmek lazım. Değilse suyu düşün kardeşim. Başka hiçbir şey düşünme, sadece suyu düşün. Yani akan su, bir defa bir iki hoca efendi ile beraber uzun göle gitmiştik. Uzun gölde derenin içerisine girdik, abdesti orada alalım dedik. Abdest alırken derenin içerisinde ağzımıza su verirken dedik ya ne tatlı suymuş yani. İstanbul'da parayla aldığımız sulardan daha tatlı su, akan ırmak suyu tatlıydı, gerçekten tatlıydı. Şimdi akan ırmak suyu içilir mi? Pırıl pırıl içilir. Ama bu su, pırıl pırıl içilecek olan su eğer bir pisliğe isabet ediyorsa, bir affedersiniz bir lavma bitişiyorsa, bir leşe bitişiyorsa, ona sürtünüp geliyorsa artık içilmez. Hem mikropludur hem de insanın midesi de bunu almaz. O su artık yani pisliğe mücavir olduktan sonra temiz de değildir.
İnsanoğlu bundan dersini almış olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İltemisul car kable şirait dar diyor. Ne demek? Ev mi satın alacaksın? Evin ne kadar geniştir, kaç odadır, 3+1 midir, 2+1 midir? Bunlar önemlidir. Çocuk sayısına göre bunlar elbette önemlidir. Bir müminin evinin geniş olması müminin saadetindendir. Bu güzel bir şeydir. Misafirin ağırlayabilecek bir evin varsa sen mutlusun be. Misafirin geldi, kadın erkek, kadınlar bir tarafa, erkekler bir tarafa. Efendim, rahat rahat yemek mi ikram edeceksin, çay mı ikram edeceksin, sohbet bu insanın gerçekten mutlu olmasını gerektiren saadetindendir. Ancak evin genişliği, güneşin eve girişi çıkışı meselesi çok önemlidir ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan daha önce bir başka şeye bakmanız lazım diyor. Ev satın alacaksan önce komşusuna bak diyor. Sen bu eve aldın, tamam güneş görüyor, ev de geniştir ama sen bu eve girerken çıkarken leşin yanından mı geçeceksin? Miskin yanından mı geçeceksin? Senelerce sen burada eşin, çocukların birileriyle beraber komşu olacak. Onlar seni, sen onları göreceksin. Senin çocukların, çocukların onlardan, senin eşin onlardan, sen de onlardan etkileneceksin. Kıymetli dostlar, göz bakar. Baktığını ne yapar? Renkleriyle beraber sezer. Sezdikten sonra fotoğrafı beyne atar. Beyne atılan fotoğraf, aynen bilgisayar telefonla fotoğraf çekiyorsun, sonra telefonu koyuyorsun cebine. Bir sene sonra, iki sene sonra o fotoğrafları görebiliyor musun? Görebiliyorsun. Beyin bu işi çoktan yapıyor. Yani gözümüzle beraber gördüğümüz, beynimize intikal ediyor, fotoğraflar intikal ediyor. Şimdi şurası çok önemli. Gözümüzle beraber gördüğümüzü iki türlü seyrederiz. Bir muhabbetle, bir de nefretle. Eğer muhabbetle seyrediyorsak, bakıyorsak mutlaka bizi etkiler. Mutlaka bizi etkiler. Severek baktığımız, severek konuştuğumuz, severek takdir ederek beraber olduğumuz kim olursa olsun mutlaka bizi etkiler. Eğer iyi ise iyi yolda etkiler, kötü ise kötü yolda etkiler. Sonuç olarak baktığımız zaman İstanbul'a geldiğinde Anadolu kültürüyle, efendim eski büyüklerimizin kültürüyle, ahlakıyla, edebiyle, namusuyla, iffetiyle, saygısıyla gelen nice insanlar kısa zaman sonra değişiyor. Kadınlar açılmaya başlıyor. Şimdi köyde yetişmiş, büyüklerinin kültürünü almış, saygı kültürünü almış olan insan geliyor İstanbul'a. Onun saygısı farklı oluyor, İstanbul'da yetişen çocukların saygısı farklı oluyor. Çünkü çocuk farklı bir ortamda yetişmiştir. Onun arkadaşları, çevresi farklıdır. Babanın, ananın anlayışı farklı oluyor, bir kuşak sonrasının farklı oluyor, bir kuşak sonrasının farklı oluyor. Onun için evlerimizi ayarlarken neye göre ayarlamak lazım? Bir apartmana yerleşiyorsun. Evin genişliği önemlidir, duruşu önemlidir. Ama çok önemli olan bir şey daha var. Nedir o? O da komşu meselesidir. Öğrencilerimizden birisi bir yere görevli olarak gitti. Görevli olarak gittikten sonra bulunduğu yer pek böyle İslam dinini yaşama noktasında, kavrama noktasında yetersiz, kültürleri zayıf. Bir tane kahve var. Kahvede de bir televizyon kanalı çalışır. İkincisi çalışmaz. Çalışan kanal da kanal değil, kanalizasyon. Yani orada tek bir kanal çalışır. O da kanal değil, kanalizasyon. Herhalde anlaşıldı. Diyor ki arkadaş, ben kahveye hiç gitmesem, köylüler kızıyorlar. Hocalar geliyordu, sen niye gelmiyorsun, sen farklı mısın diye.
Onların gönlünü anlamak için bir gittim, iki gittim, üç gittim, mecburen o kanal çalışıyor, değişmiyor. Baktım ki diyor bir ay sonra, iki ay sonra ben de onlar gibi düşünmeye başladım. Onların duygusu neyse artık ben de olayları, hadiseleri aşağı yukarı kaymaya başladım, ben de onlar gibi değerlendirmeye başladım. Yani temiz su leşin yanına uğrarsa ne oluyor? Yavaş yavaş o da leşleşiyor, pisleşiyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali nedir? Birisi misk gibidir. Efendim misk satan birisi gibidir. Birisi de demirci, dükkanındaki demirci gibidir. Sen istesen de istemesen de, bir şey satın alsan da almasan da alâ küllü hâl efendim kokucudan istifade edersin, demirciden de bir şekilde rahatsızlık duyarsın. Üstün başın kirlenir, elbisen kıvılcımla delinebilir. Efendim demircinin kıvılcımı evine isabet ederse bir kıvılcım bir evi yakabilir mi? Yakabilir. Dolayısıyla imanına zarar verecek, çocuğunun imanına zarar verecek efendim her türlü ilişki ya kalbindeki imanına dokunacak ya ahlakına dokunacak efendim ya saygısına dokunacak bir şeyler olacak. Son olarak bu noktada bu hadis-i şerifin izahında şunu söylemek isterim. Birçoğumuz sahip olduğumuz güzellikleri kitaptan okuyarak elde etmemişizdir. Güzel bir insan bize arkadaş olmuştur. Güzel bir insanla buluşmuşuzdur. Biz ona baktık, o bize baktı. Biz onu sevdik, o bizi sevdi. Ne güzelsin dedik. Yavaş yavaş biz de güzelleşmiş olduk. Birçoğumuzun elde ettiği güzellik, elde ettiği istikamet ne ile olmuştur? Güzel insanları gördük, güzel insanlarla oturup kalktık. Onların güzelliği bize sirayet etmiştir. Onların o güzel kokusu bize sirayet etmiştir. Namazsızlık namaza başladık. Sohbetsizlik sohbete başladık. Zikirsizlik zikre başladık. Haram helal düşünmezdik, düşünmeye başladık. Dolayısıyla ne ile oldu bunlar? Güzel insanlarla buluşmakla oldu. Güzel insanlarla bir araya gelmekle oldu. O bana baktı, ben ona baktım. O beni sevdi, ben onu sevdim. Ben onu sevince ne oldu? Ben onu sevdikten sonra onun yaşantısı hoşuma gitmiştir. Nereye gidiyorsun? Şuraya ben de geleyim demişimdir. Ben de onun istifade ettiği kaynaktan istifade etmişimdir. Ben de zengin olmuşumdur. Peki bunun tersi de oluyor mu? Bunun tersi de oluyor. Daha önce örneğini vermiştim. Onun da bir örneğini yine canlı canlı vereyim. Bir gün bir kardeşimiz kadın geldi. İki gözü iki çeşme ağlıyor hocam. Dedim buyur kardeşim. Derdini anlat dedim. Hocam dedi, kocamla dedi aramda ciddi bir sıkıntı var dedi. Nasıl yardımcı olabilirim dedim. İşte beni kovuyor, dövüyor, evden kovuyor, git diyor falan diyor. Çocuklarımız da vardır diyor. Dedim, peki dedim kızım yani ben dedim, sen derdini bana anlatıyorsun. Kocam beni tanır mı? Bir araya gelsek faydalı olabilir miyim? Hocam sizi tanır dedi. Nasıl da tanır dedim. Eskiden dedi sizin sohbetlerinize geliyordu dedi. Şimdi dedim. Dedi esrara muhtela olan bir grup arkadaşla arkadaşlık yapmaya başladı. Daha sonra kendisi de esrar kullanmaya başladı. Namazları bıraktı, sohbetleri de bıraktı. Şimdi bir taraftan esrar devam ediyor, bir taraftan da ekonomik sıkıntılar, bir taraftan da ailevi sıkıntılar dedi. Dolayısıyla hocam dedi, yaşanılabilecek birisi olmaktan çıktı dedi. Ama ben çocuklarımın hatırı için, ben çocuklarımı babasız bırakmak istemiyorum. Efendim, ya anadan öksüz kalacaklar ya babadan yetim kalacaklar. Biz ayrıldığımız zaman çocuklar ya o tarafa ya bu tarafa. Ben çocuklarımın hatırı için bu işi sürdürmek istiyorum dedi. Ben senden dua istiyorum dedi. Sonuçta dua istemek için gelmiş oldu bana. Ama şu cümle tabii beni çok etkilemiş oldu.
Bir zamanlar diyor pazar sohbetine geliyordu. Şimdi pazar sohbetine gelmek her baba yiğitin karı değildir. Gerçekten bir samimiyetin eseridir. Ya yani tam vatandaşın haftada bir gün istirahat günü vardır. Hem de uykunun tatlı olduğu bir saat. Yani sizin yaptığınız bu fedakarlığı herkes yapamaz. Ancak bu samimiyetin eseridir. Bu parayla olmaz yani. Bu ancak samimiyetle olur. Şimdi pazar sohbetine gelen insan gerçekten kendisini geliştirme noktasında iradesini ortaya koymuş samimi bir insandır. Ama bu insan pırıl pırıl bir sudur. O pırıl pırıl bir su, çok affedersin, lağıma uğramaması lazım, leşe uğramaması lazım. Uğradığı zaman bunu da değiştirir mi? Değiştiriyor işte. Ne oluyor? Beş vakit namazı da bırakıyor. Oluyor bir efendim, tabiri caizse bir keş oluyor. Ne kendi işine yarıyor, ne ailesinin işine yarıyor, ne hanımına kocadır, ne çocuklarına babadır, ne evinin de efendisidir. Sadece nefsinin kölesidir, başka hiçbir şey değildir. Ne ile oluyor bu? Bu ancak ve ancak kötü insanlara arkadaş olmakla oluyor. لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا Arkadaş mı olacaksın kardeşim? Arkadaşlık yapacağın insanın bir defa iyi bir mümin olmasına bakman lazım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا Dostun kim olsun? Kamil bir mümin olsun. Ya mümin değil ama insanlığı çok iyidir. İşte asıl kayacağın yer burası sen. İnsanlığı iyidir deyince arada bir muhabbet köprüsünü kurdun demektir. Onu sevmeye başladın demektir. Sevmeye başladıktan sonra aslında tehlike işte akım o zaman başlıyor. Çünkü bir insan sevdiğinin fotokopisini çekmeye başlar. Fotokopisini çekmeye başlar. Yavaş yavaş onun ahlakı sana sirayet eder. Ondan anormal olarak görmen gereken şeyleri normal görmeye başlarsın. Niçin? Hubbuke şey'e yu'mi ve yusim. Bir şeyi sevdiğin zaman gözün kör olur, onun eksiklerini görmezsin. Eksiklerini görmezsin. Onları yavaş yavaş hazmetmeye başlarsın. Sonuç olarak böyle Allah dostu gibi, evliya gibi gördüğümüz nice insanlar dünün eşkıyasıydı. Dünün eşkıyasıydı. Ama ne olmuştur sonra? Allah dostlarıyla buluşmuşlardır, iyi insanlarla buluşmuşlardır, sevişmişlerdir, arkadaş olmuşlardır. Ben de böyle olayım demiştir. Meyhaneden camiye doğru koşmuştur, tekkeye doğru koşmuştur. İnsan-ı kamil olma yolunda mesafeler kat etmiştir. Tam tersi, camideyken, tekkedeyken başkasına arkadaş olursa o zaman o da ne yapmış oluyor? Gerisin geri tersine dönmüş oluyor. Bu söylediklerim kıymetli dostlar, dersimin başında da ifade ettiğim gibi her birimizi her zaman ilgilendiren şeylerdir. Belki biz gidip de meyhanedeki birisiyle arkadaşlık meyhanede yapmayız. Meyhanenin dışında yapabiliriz belki. Yani uygulamada böyle bir şey var mıdır yok mudur daha kolaydır. Meyhaneye girmediğimizi düşünelim. Ama şimdi kıymetli dostlar meyhaneye gitmeye gerek yok ki. Meyhaneden daha kötüsünü eve getirebiliyorsun. Cebine getirebiliyorsun. Öyle mi? Vatandaş geliyor cuma günü hutbede hatip hutbe okuyor. Vatandaş alıyor eline telefonu. O başka bir aleme giriyor. Caminin içindedir ama önünde telefon vardır. Telefonla internete girmiştir. Bu adam şimdi camide midir? Kardeşim sen Kabe'nin içerisinde olsan bile Kabe'de değilsin. Senin gönlün neredeyse sen oradasın. İnsanın eti kemiği değildir asıl olan, insanın gönlüdür asıl olan. Senin kalbin neredeyse sen oradasın. Kalbin efendim Washington'da dolaşıyorsa, affedersin kilisede dolaşıyorsa sen oradasın. Sen olsun. Kabe'nin içinde de olsan önemli değildir. Bu beden değildir önemli olan. Önemli olan kalptir ve gönüldür. Rabbim Celle Celaluhu her birimizi iyilerle beraber hayatını sürdüren ve iyilerin iyiliğinden istifade edenlerden eylesin. Ne diyor? لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا Ancak mümin insanlarla, kamil mümin insanlarla arkadaşlık yap. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيُّنْ Hadis-i şerifin ikinci cümlesi de senin yemeğini herkese cömertlik yapabilirsin ama hele hele senin yemeğini
Allah'tan korkan, takva sahibi olan bir insan yemiş olursa, o senin için farklı bir sadaka olur, farklı bir güzellik olur. Herkese cömertlik yapabilirsin. Hayvana da yaparsın, geçerlidir. Ciğer sahibi olan herkese cömertlik yapılır. Ancak takva sahibi insanlara, Allah'tan korkan insanlara, Allah'a dostluk yolunda mücadele veren insanlara yemek vermen, senin yemeğinin onlara nasip olması senin için ayrı bir şereftir, ayrı bir değerdir. Yani yemek veriyorsun, vatandaş onu yiyor, oradan elde ettiği enerjiyle oruç tutuyor, oradan elde ettiği enerjiyle namaz kılıyor, oradan elde ettiği enerjiyle Kur'an okuyor. Oradan elde ettiği enerjiyle tesbih çekiyor. Yolda yürürken kullandığımız enerji, bakarken kullandığımız enerji, konuşurken kullandığımız enerji, değil mi? İbadet yaparken kullandığımız enerji, hep yediklerimizden, içtiklerimizden, içimizde oluşan enerji değil midir? Sen bir insana yemek yediriyorsun, yemek yedirdiğin o insan, o yediği yemekle oruç tutuyor. Bunun orucuna senin ortaklığın var mı? Var. Onun sevabı azalmaz. Allah'ın hazinesi çoktur, büyüktür, sonsuzdur. Onun orucunda ortaklığın var mı? Var. Bir insan bir insana, oruçlu bir insana iftar vermiş olursa, Allah Celle Celaluhu oruçtan o insana ne kadar mükafat veriyorsa bir o kadarını da ona iftar verene veriyor. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Kulum diyor, sen bu insana oruçludur diye ikram ediyorsun, değil mi? Benim için oruç tuttu, sen de ona ikram ediyorsun. Ha, ben seni de sevdim, onu da sevdim diyor. Ona ne veriyorsam aynısını sana veririm diyor. Evet. وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيُّنْ Yemeğine ancak takî insanlar yesin. Bir gün Hacı Salih Efendi Hazretleri'ni ziyarete gitmiştik arkadaşlarla. Çok cömert bir insandı o. Önümüze meyveler getirdi. Biz de azıcık yedik. Yok dedi, bu meyveleri yiyeceksiniz dedi. Bakın dedi, bu meyveler dedi, fırından çıkan ekmek gibi değiller. Fırından çıkan ekmeğe baktığınız zaman tarlada buğdaydı. Sonra efendim harmana geldi. Harmandan işte temizlendi, değirmene gitti. Orada öğütüldü, un oldu. Fırına geldi, fırıncı yoğurdu, fırına koydu, ondan sonra ekmek oldu. Karşımıza gelen ekmek, ekmek oluncaya kadar kaç tane insanın üzerinde işlemi vardır. Ama bu elmaya bakın dedi, elma dedi rengini alırken boyacıya uğramamıştır. Şeklini alırken başkasına uğramamıştır. Tadını alırken tatlıcıya uğramamıştır. Hepsi Allah'ın kudret eliyle olmuştur. Hiçbir başka müdahale söz konusu değildir. Çiçekti, tomurcuktu, şişti, 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 şişti. Rengini kemale erince kıpkırmızı oldu veya olgunluğunu ortaya koyacak rengini aldı. Ondan sonra geldi. Şimdi renginde boyacı var mı? Tadında tatlıcı var mı? Yok. O elmanın renginde, tadında ve şeklinde Allah-u Teala'nın kudret elinden başka bir müdahale yok. İşte dedi ki, bu meyveler diyorlar ki, onlarla konuşuyor demek. Allah'ım bizi bu hale gelinceye kadar başkasına müdahale ettirmedin, kendi kudret elinle bizi bu şekle getirdin. Bizim senden isteğimiz, bizi seni zikredenlere ve sana iman edenlere yedir de onların midesinde eriyelim. Onun için bunları yiyeceksiniz dedi. Şimdi demek ki senin yemeğin helal alın terinle kazandığın kazancın bir affedersin batağa gidebilir, ipsiz sapsız birisine de gidebilir. Efendim ama bir de ne olabilir? Bir Allah dostunun midesine namazında hassas, kulluğunda hassas, efendim Allah'a saygısında hassas olan bir insanın midesine iner. O insanın midesine inince o nereye dönüşecek?
o enerji olup oruca dönüşecek, enerji olup namaza dönüşecek, enerji olup Kur'an okumaya dönüşecek, enerji olup zikre dönüşecek. Ah, bu da büyük bir şeref yani. وَلَا يَكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيُّنْ buyurmuş aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz. Kıymetli dostlar, şimdi de ayet-i kerimelerimize mana verelim. Sabrınızı fazla istismar etmeyeceğim inşallah. Kehf suresi meşhurdur. Ashab-ı Kehf'in kıssasını anlatan suredir bu sure. Namazda sıra oraya gelmişti. Onun baş tarafından okuduk. Zaten Ashab-ı Kehf bize başlı başına bizim okuduğumuz hadis-i şerifle de bağlantı kurmuştur. Birçok yönüyle ondan alınacak, yani Kehf, Ashab-ı Kehf kıssasından alınacak dersler vardır ama bizim bu dersimiz sadece bu surenin başlangıcındaki ayet-i kerimelerdir. Yoksa bu belki 4-5 ders veya daha fazla ders yapılabilecek bir uzun kıssadır. Elhamdülillah. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Bu cümle bize neyi öğretir kıymetli dostlar? Asla ve kat'a hiçbir zaman insanoğlu kibirlenmeyecek, gururlanmayacak. Bir bu. Ne demektir bu? Diyelim ki ben de bir kabiliyet var. Çok zeki olabilirim. Kibirlenme. Allah verdi sana onu. Onun sahibi Allah'tır. Çok güzel sesim olabilir. Kibirlenme kardeşim. O senin değildir. Allah verdi sana onu. Çok güzel konuşma kabiliyetim olabilir. Kibirlenme kardeşim. Allah verdi sana onu. Ne kadar güzellik varsa sende, senin dışında Allah'ın vergisidir. Bütün güzelliklerin sahibi kimdir? Allah'tır. Celle Celaluhu. Çocuğumuz, torunumuz dünyaya geldi. Baldan tatlı olabilir. Yanaklarına bakarsın, dudaklarına baksın, bakarsın, yiyesin gelir. Çok tatlı gelir. Kardeşim, sen o torununun, o çocuğunun yanaklarına, dudaklarına bakınca sen orayı ayna gibi gör. O ayna da Allah'ı gör. Allah'ım, bu dudakları ne güzel yaptın diyebiliyor musun? Bu yanakları ne güzel yaptın diyebiliyor musun? Allah'ım, bu elmaya ne güzel şekil verdin, ne güzel renk verdin, ne güzel tat verdin diyebiliyor musun? Yani her şey Allah Celle ve Ala Hazretlerinin güzelliğini ortaya koyan bir aynadır. Bunu böyle görmek lazım. Elhamdülillah dediğin zaman sende, içinde, dışında, yerde, gökte ne kadar artı ve güzellikler varsa hiçbirisinin zerresinin sahibi başkası değildir. Hepsinin sahibi yalnız ve yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Anlatmıştım, yeri geldiği için söylüyorum. Bir tanesi üniversiteyi bitirdikten sonra, yıllar sonra üniversitedeki profesörüyle bir havaalanında karşılaşıyor. Yıllar sonra. "Aa evladım, nasılsın, iyi misin?" "Hocam, iyiyim." Biraz konuşmaya ilerledikten sonra diyor ki, "Hocam, bir sıkıntım var." "Nedir evladım?" diyor. "Ağzımda, dilimde tat alma duygusunu kaybettim. Ağzıma koyduğum su mudur, şeker midir, tatlı mıdır, acı mıdır? Böyle bir şey artık idrak etmiyorum. Ekmek yemekle baklava yemek arasında hiç fark yok benim için. Hocam be, maddi imkanlarım çok ama bütün dünya benim olsa hepsini veririm. Su içerken hiç olmazsa suyun tadını anlayabileyim. Yediğim yemeğin lezzetini bir alabileyim. Artık bende lezzet almak diye bir şey yoktur." Kardeşim, dil senin haydi. Ayarla, tadını alsın bakayım. Senin dilin benim dilim tat alıyorsa aldıran Allah'tır Celle Celaluhu. Burnun koku alıyorsa aldıran Allah'tır. Ayağın yürüyorsa yürüten Allah'tır. Gözün görüyorsa gördüren Allah'tır. Miden hazmediyorsa hazmettiren Allah'tır. Elin tesbih çekiyorsa çektiren Allah'tır Celle Celaluhu. Elhamdülillah. Başkasında ve sende, yerlerde ve göklerde ne kadar artı ve güzellik varsa hepsi Allah'ındır.
Bir ne yapmayacağız? Bendeki güzelliklerden sebep gururlanmayacağım, kibirlenmeyeceğim. Bu güzellikler bende emanettir. Başkasının arabasına emanete bindin, hava atıyorsun. Ya biraz sonra senden çıkacak mı? Ne hava atıyorsun yani? Başkasının arabasıyla hava mı atılır? Allah'ın sana verdiği bütün nimetler hepsi başkasınındır. O başkası Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse Allah'ın arabasıyla kimseye hava atmana gerek yok. Teşbihte hata olmaz. Yani kibirlenmeye, gururlanmaya gerek yok. Haddimizi bilmiş olacağız. Başkalarında olan güzelliklere de hasetlik yapmayacağız. Niye hasetlik yapmayacağız? Çünkü o güzellik onun gerçek malı değildir. Onu da, o da Allah'ın malıdır yani. Allah Celle Celaluhu ona emaneten vermiş, ona da emaneten vermiştir. İsteseydi sana verirdi. Sahibi o değildir, sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Ona efendim haset yapmana gerek yok. İsteyeceksen Allah'tan aynısını iste. Daha fazlasını iste, zarar etmez ama ondan isteyeceksin, Allah'tan isteyeceksin. Elhamdülillah. Bütün hamdler, bütün özellikler ve güzellikler Allah'a aittir. Ondan başka kimsenin zerre kadar mülkü yoktur. İyilik ve güzelliklerde kimsenin mülkü yoktur. Herkesin elinde o güzellikler emanettir. اَلَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ Bütün hamdler Allah'a mahsustur diyor. اَلَّذ۪ي öyle Allah'tır ki o. Şimdi nimetlerin en büyüğünü sayıyor. اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ Kulu Muhammed Mustafa'ya kitabı indirdi. Kıymetli dostlar, bu ayet-i kerime bize diyor ki, Allah Celle Celaluhu sayısız nimetlerin sahibidir. Bundan dolayı ona hamd etmeniz gerekir ama özellikle Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitaptan dolayı Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalarda bulunmanız lazım. Böyle büyük bir nimeti, böyle büyük bir devleti, böyle büyük bir zenginliği, şerefi size nasip etti ya, bundan dolayı ne kadar hamd etseniz altından kalkamazsınız. Biz bu cümleyle, yani Kehf suresinin birinci ayeti kerimesinde geçen bu cümleyle kitabımızın, Kur'an'ımızın bizim için ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamız gerekmektedir. Kıymetli dostlar, yeri geldiği için ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Ne oldu Ramazan ayı? 11 ayın sultanı oldu. Kim yaptı onu? Ramazan ayı. Kur'an-ı Kerim yaptı. Şehr-u Ramazanellezî unzile fîl Kur'an. Ramazan ayı öyle aydır ki onda Kur'an indirildi diyor Allah. Şerefini nereden almış? Kur'an'dan almış. Peki, tamam. Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı mı? Evet. Peki gerekçesi ne? İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadir. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ay olarak Ramazan ayında iniyor, ne oluyor? 11 ayın sultanı. Gece olarak Kadir gecesinde iniyor, ne oluyor? Bütün gecelerin sultanı oluyor. Kadir gecesi bütün gecelerin sultanıdır. Peki Kadir gecesini bütün gecelerin sultanı yapan nedir? Kur'an'ın o gecede indirilmiş olmasıdır. Peki Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanı, doğru mu? Doğru. Ne olmuş ki? Ona da Kur'an-ı Kerim nazil olmuş. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu gece, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu insan, hepsi ne olmuş? En hayırlısı, en şereflisi. Ayların sultanı, gecelerin sultanı, peygamberlerin sultanı. Bitti mi? Bitmedi. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, siz de ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. Ümmetlerin sultanı Muhammed Mustafa'nın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi ümmete indiyse o ümmetlerin sultanı oldu. Hangi peygambere indiyse o peygamberlerin sultanı oldu. Hangi aya indiyse o da ayların sultanı oldu. Hangi geceye indiyse o da gecelerin sultanı oldu. Kardeşim senin kalbine de Kur'an yerleşirse sen de gönüller sultanı olursun. Sen de gönüller sultanı olursun. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem?
ehlül Kur'an-ı ehlullahi ve hassatuhu. Ehli Kur'an, Kur'an'ı yerleştirdin mi kalbine? Ahlakınla, yaşantınla. Kur'an senin hayatına girdi mi? Girdi. Sen Allah'ın özel adamlarısın be. Diyelim ki İstanbul'da oturuyorsun. İstanbul'da kaç milyon insan var? Mesela 15 milyon insan var. 15 milyon insan içerisinde sana en yakın kimdir? Eşindir, ailendir, çocuklarındır. Senin ailen de, eşin de, çocukların da İstanbul'da yaşıyor mesela. Ama İstanbul'da 15 milyon insan var. Türkiye'de 80 milyon insan var. Türkiye'de yaşıyorsun diyelim. Ama sana en yakın kimdir? Eşin ve çocuklarındır. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ehli Kur'an, bir insanın kalbine Kur'an yerleşti mi? Ahlakına yerleşti mi? Canlı Kur'an olmaya başladı mı? O, bütün insanlar içerisinde Allah'a en yakın olan, nasıl yakın? Senin eşin sana ne kadar yakın? Senin çocukların sana ne kadar yakın? Bunca insan var İstanbul'da, bunca insan var Türkiye'de ama sana en yakın olan kimdir? Ayrı bireylerindir. İşte Allah'a bu kadar yarattığı insanlar içerisinde en yakın olan kimlerdir? Ehli Kur'an'dır diyor. Yani o Kur'an kalbe girince böyle oluyor. Evlerin değeri iki şeyledir. Bir içinde kılınan namaz, bir de içinde okunan Kur'an'ladır. Bir evde Kur'an okunmuyorsa harap bir bina gibidir. Nevviru buyutekum bis-salati ve tilavetil-Kur'an. Evlerinizi namazla ve Kur'an'la nurlandırın diyor. Demek evleri aydınlatan, evlerin aydınlığı ne ile oluyor kıymetli dostlar? Bir namazla oluyor, bir de Kur'an'la oluyor. Evde Kur'an okunuyorsa, bakın Kur'an'la deyince evde Kur'an olması değil, okunması. Olmak ayrı şeydir. 10 tane Kur'an koyabilirsiniz, her köşesine bir Kur'an koyabilirsiniz. Ona bakılmaz. Mesele o değildir. Mesele o değildir. Okunuyor mu, okunmuyor mu? Bir evde Kur'an okunuyorsa nurludur o, bereketlidir. Gökteki melekler yukarıdan baktıkları zaman Kur'an okunan evleri biz göklere baktığımız zaman yıldızları gördüğümüz gibi onları da görürler. Mesele bu. Onun için evlerimizi nurlandıran Kur'an'dır. Kur'ansız olmaz. Ne diyor Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri? Kullarım benim sonsuz nimetlerim var. Ve in ta'udû ni'metallâh la tuhsûhâ. Sayamazsınız benim nimetlerimi diyor. Ama ellezî enzele alâ abdil kitâb. Benim kuluma kitap indirdim ya. Bu nimetimi hiç başkalarıyla kıyaslayamazsınız. Kur'an-ı Kerim değil mi bize Rabbimizi tanıtan? Kur'an-ı Kerim değil mi bize Habibini tanıtan? Kur'an-ı Kerim değil mi bize dinimizi, dünyamızı tanıtan, ahiretimizi öğreten? Olmasaydı biz saman gibi olurduk. Diğer canlılardan ne farkımız olurdu? Ye, iç, yat, yuvarlan. Diğer canlılar da aynı şeyi yapıyordu. Maksatsız, hedefsiz bir insan haline gelmiş olurdu. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Öyle bir kitap ki hiç onda eğrilik yoktur. Hiç onda en ufak bir yanlış söz konusu değildir. قَيِّمَا. Gerçekten çok kıymetlidir. Dost doğrudur. Efendim, bütün hükümleri dosdoğrudur. Bütün ayeti kerimeler, kelimeleriyle beraber, telaffuzuyla beraber, manasıyla beraber, verdiği ruhla beraber hep doğru yola iletir. Yeter ki ayeti doğru anla, yeter ki Kur'an'ı doğru gör. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ. Bu Kur'an ne yapmış oluyor? En büyük nimetlerinden birisi, korkunç bir azap vardır insanın önünde. Kur'an-ı Kerim onu haber veriyor. İlerideki tehlikeyi haber veriyor. Küfrün çirkinliğini ve neye mal olacağını, içkinin, kumarın, zinanın neye mal olacağını haber veriyor. Kardeşim sen, efendim ileride polis olduğunu bilmiyorsan da, sol şerit, sağ şerit, emniyet şeridi dümdüz gidiyorsan, ışıklarda, mışıklarda, efendim ileride polis seni çevirdiği zaman, ay, yakalandım diyorsun, değil mi? Birisi sana işaret etse, polis var diye arkada, adama teşekkür ediyorsun değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim önümüzde karşı karşıya kalabileceğimiz, yanlış yaptığımız zaman karşı karşıya kalabileceğimiz tehlikeleri haber veriyor. Tehlikeleri haber veriyor. Eğer Kur'an-ı Kerim bunu söylemeseydi biz faizin zinadan daha kötü olduğunu nasıl bilecektik? Nasıl bilecektik? Gıybetin çirkinliğini nasıl bilecektik? Zinanın
çirkinliğini nasıl bilecektir? Alan da razı, veren de razı, ne yapsın bizim niyazı diyorlar. Yani birilerinin razı olması bu çirkinliği ortadan kaldırır mı? Kur'an-ı Kerim bize bu tehlikeli durumları, ileride karşılaşabileceğimiz çirkin manzaraları şimdiden haber vererek, aman polis var, dikkat et diye uyaran bir uyarıcı özelliği var. Ve yübeşşire el-mü'minîne ellezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecren hasenâ. Salih amelle meşgul olan müminleri de müjdeliyor Kur'an-ı Kerim. Onlar için de dünya hayatı bir şey değil ki. En güzel evin olsa, en güzel araban olsa kaç sene bineceksin? Kaç sene oturacaksın evinde? O güzel evinden seni çıkarıp bodruma koyacaklar. Kaç metrekare yere koyacaklar? 3 metrekare, 2 metrekare yere koyacaklar. Yatağın hangi kalite olacak? Toprak olacak. Oradan geldin, oraya gideceksin. Tekrar toprak olacaksın. Başkası yok. Ene beytüddûd, ene beytül vahde, ene beytül vahşe. Kabir her gün öyle çağırır insanoğluna. Ey insanoğlu, ben böceklerin olduğu yerim, bekliyorum seni. Ben yalnızlık yeriyim, beklerim seni. Ben vahşet yeriyim, bekliyorum seni. Bana geldiğin zaman bakacaksın, böceklerim sana selam verecek. Her tarafından sana sarılacaklar, elini öpecekler, ayağını öpecekler. Dudaklarından, kulaklarından, beyninden, her tarafından öpecekler. Sadece öpmeyecekler, üfleye üfleye yiyecekler de. Üfleye üfleye yiyecekler. Yani dünyada ne kadar evdesin, ne kadar arabaya bineceksin, ne kadar eşine sarılabileceksin, ne kadar çocuklarını, torunlarını sevebileceksin, hepsinin sınırı var. Nerede senin deden? Toprağın altında. Nerede ninen? Toprağın altında. Ama bal gibiydi, nerede şimdi? O da seni severken seni bal gibi görüyordu. Nerede o? O şimdi yok. Sen de bir gün yok olacaksın. Ama Allah Celle ve Ala Hazretlerinin gönderdiği kitaba kulak verir, gönlünü açarsan, hayatını buna göre tanzim edersen, güzellikler burada değil, bekliyor seni, ileride bekliyor seni. Bitmeyecek, tükenmeyecek güzellikler bekliyor. Ev mi? Vallahi öyle evler var ki, ev değil, köşk. Altından, yakuttan, zebercetten yapılmış, koltukları, kanepeleri gümüşten yapılmış, ona göre saf saf dizilmiş, bütün hizmetçileriyle, A'dan Z'ye kadar hizmetçileriyle beraber, her şeyle beraber hazır ve nazır köşkleri seni bekliyor. Şimdi vatandaşın annesi rahatsız oluyor, babası rahatsız oluyor. Hizmet etmek için kendi işi vardır, gücü vardır veya gücü yetmiyordur. Evine bir tane hizmetçi tutuyor. Efendim anneme hizmet et diyor veya babama hizmet et diyor. Ne veriyorsun ona? İşte ayda her ay şu kadar veriyorum. Allah razı olsun diyor. Yani benim büyük ihtiyacımı gördü diyor yani. O yapmasaydı ben nasıl yapacaktım bunu diyor. Bak kardeşim ya, sen annene hizmet etmek için, babana hizmet etmek için bir tane tutuyorsun. O yaptığı her ay hizmet için sana bir külfet olarak bir şey ödemen lazım. Herkesin gücü buna yetmeyebiliyor. Herkes tutamayabiliyor. Kardeşim, kardeşim bak. Cennette Allah'ın sana verdiği köşkte kaç tane hizmetçin olacak biliyor musun? Vallahi hiçbirisine 5 kuruş ödemeyeceksin be. Kitaplarda anlatılanı söylüyorum. Kitaplarda anlatılan, bir tane hizmetçi çağıracaksın, 1000 tanesiyle, büyük, buyurun efendim, ne emredersiniz diyecek. Yani duruşları, kıyafetleri, yaklaşım tarzları, tebessümleri, aşk ile sana hizmet etmeleri, zaten mest ediyor seni. Hiçbirisine bir bardak su vermek mecburiyetinde değilsin. Hepsi Allah'tan sigortalı. Hepsi Allah'tan sigortalı. Sen ne istiyorsun? Rahatlık mı istiyorsun? Git cennete kardeşim ya. Git cennete. Kaçırma cenneti, kaçırma. Bak kaçırırsan bir daha bulamaz. Onu kaçırıp kaçırmama burada. Ne diyor şimdi? Boğaz Köprüsü'ne doğru giderken en son, köprüden önce son çıkış diyor değil mi? Yani burayı geçersen bir daha çıkacak yerin yok. Mecburen köprüden karşıya geçeceksin. Ya o cenneti kazanmak lazım. Son çıkış yerine geçersen ondan sonra cennette elden çıkmış olur. Bir daha yeni geriye, otobanda geriye dönüş olmaz. Bir daha geriye dönüş yok mu işin? Rabbir ci'un. Allah'ım ne olursun beni geri çevir. Kella, hayır hayır, bitti o iş. İşte hayır bitti o iş denmeden biz bu işi aklımız başımızdayken, nefesimiz alıp verirken, hayatımız devam ederken aksatmadan biz bu işi burada halletmemiz lazım.
اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Müjde veriyor kime? Salih amel işleyenlere. Ne demek salih amel işleyenlere? Benim yaptığım iş Kur'an'a uyacak, sünnete uyacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kriterlerine uyacak, sağ taraftaki melek yazacak. Böyle bir hassasiyetin var mı? Sen salih amel yapıyorsun demektir. Allah sana müjde veriyor, köşkler seni bekliyor. Huriler, gılmanlar, hizmetçiler, pınarlar, ırmaklar, bal ırmağı, su ırmağı, süt ırmağı, cennet şarabı ırmağı seni bekliyor kardeşim be. Hepsi seni bekliyor. 5 kuruş ödemeden ebediyen onlardan istifade edeceksin. Korkma kardeşim, kolesterol tehlikesi yok, şeker de yok, obezite falan da yok. Her şey mükemmel, asayiş berkemen. Hele bir git bak. Hele bir git. Rabbim her birimizi ilk cennete girenlerle girenlerden eylesin. İlk cennete girenlerle girebilmek için yapılması gereken gayretleri yapmaya şimdiden bizleri muvaffak eylesin. مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ اَبَدًا Ebediyen o cennette kalacaklardır. Efendim, oradan asla onlara kimse çıt demeyecektir ve onları kimse çıkaramayacaktır cennetten. Öyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayacaklardır. Dünyada kiracısın, ev sahibi çıt dersene, ev sahibisin, belediye der ki burası efendim kamulaştırılmıştır. Buradan taşınacaksın. Kentsel dönüşüm olacak. Yani evinden de çıkarırlar seni dünyada. Yani çıkarılmayacağın yer neresidir? Halidine fiha ebeda. Ebediyen cennette kalacaklar diyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Oradan kimse çıkaramaz bizi. Yeter ki biz ayağımızı o cennetin kapısından içeri bir atıverelim. Mektubattan da bir parça okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'de elhamdi ve salavat ve tebliğü davat. Unhi ennekum ma ketebtum fi hadil müddeti an ehvalikum batıniyye. Haberen mu'tedden bihi hatta yekune ba'iten alel ferah. Diyor ki, ve umuru d-dünya mimma la ta'ile fiha. Kardeşim diyor, İmam Rabbani mektup yazdı zaten. İnsan dünyada yaşarken dünya işleriyle meşguldür tabi. İnsanı dünya meşgul eder. Ama şunu çok iyi bilmek lazım ki, dünya işleri çok faydalı olan şeyler değillerdir. وَلَا قَدْرَ لِلْدُّنْيَا وَمَا ف۪يهَا حَتَّى يَشْتَغَ الْاِنْسَانُ بِحَشْوِيَاتِهَا Yani dünyanın ne kadar değeri var ki? Dünyanın ne kadar değeri var? Şöyle söyleyeyim, Kur'an'da kaç yerde zikrediliyor. İnsanoğlu ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında, imandan mahrum, hazırlıksız bir şekilde gitmiş ise, diyor ki Allah Celle Celaluhu, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ Yarın ahirette hazırlıksız yakalanan, cehenneme doğru koşmakta olan insanın bütün dünya onun olsa, bir o kadar daha bir mala malik olsa, hepsini bir kalemde, Allah'ım hepsini feda ettin, beni şu cehennemden kurtar derdi vallahi diyor Allah. Demek ki, buyurun, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Bütün dünyadan ve içindekilerden daha değerli midir? Daha değerlidir. Kıldığın, kabule şayan 2 rekat namaz, vallahi, billahi, tallahi, apartmanlardan değil, bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir. Çünkü bütün dünya senin olsa, gözünü yumduğun zaman hiçbir şeyin yok, bir kefenin var, onu da verirlerse var, bulabilirsen var. O da çürüyecek zaten. Efendim, Behlül Dane Hazretleri, efendim, vefatı yaklaştığı zaman demiş ki yanındakine, ben demiş, öldüğüm zaman bu eski elbisem var ya demiş, bana kefen olarak bunu giydirirsin demiş. Demiş, niye sana eski elbiseni, zaten bu da yırtıldı mırtıldı, eski elbise, niye bunu sana giy, doğru düzgün bir kefen? Ya dedi, kefen dedi, zaten çürüyecek dedi, yenisini dedi, canlılara verin, zaten benimki çürüyecek dedi yani. Yeni olsa ne olacak, toprağın içerisinde çürüyecek dedi. O yenisi dedi, hayatta olanlara lazımdır. Yani, efendim, kefenin de yeni olsa ne olacak? Yani dünyadan nasibin olsa olsa kefen olacak, o kefen de çürüyecek, zaten etin de kemiklerin de çürüyecek. Mesele o değil. Neden 2 rekat namaz bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir? Sizin burada 1 saat oturuşunuz bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir. Neden? Çünkü bunun karşılığını ebediyen almış olacaksınız. Öbür türlü dünya elindedir. Ne kadar? Ne kadar yaşayacaksan o kadar.
Ne kadar yaşayacaksın o kadar. Ayrıca elinde olan her şeyin dünyada nesi var? Şimdi elinde efendim 2000 model bir araban var. Misal. Bir de elinde 2019 model bir araban var. İkisinin vergisi aynı mı? Yok. Aynı mı ikisinin vergisi? Değil. Demek ki dünyada nimetler çoğaldıkça vergisi de ona göre çoğalıyor. Takipleri de ona göre çoğalıyor. Külfeti de ona göre çoğalıyor. Ya cennette ne kadar köşkün olursa olsun vallahi vergisi yok ya. Ne doğalgaz ne elektrik faturası hiçbirisi yok ya. Bir muhasebeciyle asla karşı karşıya kalmayacaksın. Maliye asla seni aramayacak. Vergi memurları seni aramayacak. Yok böyle bir şey. Çöpçü geldi mi gelmedi mi? Ya cennette böyle bir ihtiyacın da yok. Çöp yok ki çöpçü olsun. Yani A'dan Z'ye kadar, tepeden tırnağa kadar hepsi ebedi nimetler. Diyor ki dünyanın değeri yok ki dünya işleriyle meşgul olmanın bir değeri olsun. Tariken litedekkür ehvalil ahiret. Ahireti unut. Başla eğlenceye. Hayatın eğlenceyle geçsin. Gençliğin eğlenceyle geçsin. Efendim, sağlığın, sıhhatin yerindeyken fuzuli şeylerle uğraş. Ebedi ahiret yolculuğunda sana ne lazım? وَاِنْ كَانَتْ نِيَّتُكُمْ نِيَّتَ خَيْرٍ. Niyetiniz iyi olabilir ama وَلَاكِنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ اَنَّ حَسَنَاتِ الْاَبْرَارِ سَيَّاتِ الْغُرُّ. Yani niyetinizin iyi olması yetmez. Yaptığınız işlerin de doğru olması lazım. Hele hele şunu söylemeye çalışıyorum İmam Rabbani Kuddisi Sürü Hazretleri. Bir insan düşünün ki vaazlar ve sohbetler dinliyor, iyi insanlarla haşır neşir oluyor, ayetlere mutali oluyor, sohbetlerle falan. Şimdi bu insan bu ayetleri hiç duymayan, bu sohbetleri hiç duymayan insanla aynı olmaz ki. Bir tekkeye gidiyor, bir evli Allah dostuyla buluşmuştur, sohbetlerini dinlemiştir. Bu insanın manzarası sıradan, bunları hiç duymayan insanla aynı olmaz ki. Buna dikkat etmek lazım diyor. وَعَلَى كُلَّ حَالْ يَنْبَغِ التَّبَجُّهِ اِلَى الْحَالِ وَالْاِشْتِغَالُ بِالْتُفَيْلِي بِقَدِرِ الظَّرُورَةِ. Evet, insanın çoluğu var, çocuğu var. Dünyada helalinden kazanacak, çoluğunun, çocuğunun nafakasını temin edecek, Allah yolunda harcayacaktır. Bunlarda sıkıntı yok. Ancak daldır dünyaya, unut ahireti. Namaz kazaya kaldı, çok meşguldüm. Yok öyle bir şey. Dersim kazaya kaldı, çok meşguldüm. Yok böyle bir şey kardeşim. Böyle bir şey yok. Kazaya kalmayacak olan şeyler ahirete taalluk eden şeylerdir. Sabah kahvaltısını yapmadın, öğlen de yedin, zarar etmez. Öğlen yiyecektin, yemedin, akşam yedin, zarar etmez. Öğle namazını akşama kıl bıraktın, zarar eder. Sabah kahvaltısını yapmadın, öğlen de yedin, zarar eder mi? Etmez. Kârdasın. Masraf edecektin, masraf etmedin. Kolesterol yükselecekti, yükselmedi. Şeker yükselecekti, yükselmedi. Sen kârdasın, hâlâ külhâl kârdasın. Ama sabah namazını kılamadın, kazaya kaldı, öğlende olmadı. Büyük zarardasın, büyük zarardasın. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bir insan bir ikindi namazını kazaya bıraktığı zaman sanki çoluğunu, çocuğunu, hepsini bir felaket neticesinde efendim, bir deprem felaketinde, bir sel felaketinde kaybetmiş olan insan gibidir. Ya menfaat etmez. İkindi namazını kaybettin, kaza edersin. Kaza ettin ama vaktinde kılamadın ya. Vaktinde kılamadığından dolayı bu felaket seni bekliyor. Dersi burada bitiriyorum kıymetli dostlar. İnşallah bugün bu hafta salı günü öğleden sonra, öğle ikindi arası Asuman Hoca'nın buraya sohbete gelecek bayanlara. Onu duyurmuş olayım. Normalde faturalar buraya gelmez ama yanlışlıkla buraya geldi. Herhalde size mesaj veriyorlar burada. Çıkarken bu faturalar elinizden öper diyorlar. Yani çocuklarınız elinizden öpünce güzel oluyor da faturalar elinizden öpünce güzel. Niye güzel olmasın? Çocuğunuz elinizden öpse çok fazla şey olmaz. Yani çocuktur, saygı göstermiş olur, mutlu olursun ama bu fatura elinizden öperse çok şeyler olur. O el var ya, o el Allah'ın izniyle hep bereketli el olur. Duayla bitiriyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle. Amellerimizi salih eyle. Niyetlerimizi halis eyle. Sana ibadet ve kulluk yapmak üzere sıhhatlerimizi daim eyle. İbadetlerimizi mebrur ve makbul eyle.
Ya Rabbi, ölünceye kadar bizleri ibadet yolunda, cami ve cemaat yolunda, Kur'an ve zikrullah yolunda daim eyle. Ya Rabbi, bizi sana sevdirecek ve yaklaştıracak, cennetine yerleştirecek, cemaline ulaştıracak, Habibinle buluşturacak iyilikleri ve güzellikleri bizlere nasip eyle. Sevdir ve nasip eyle. İbadete olan sevgimizi gün be gün ziyade eyle. Takvamızı gün be gün ziyade eyle. İhlasımızı gün be gün ziyade eyle. Ya Rabbi, çocuklarımızın, eşlerimizin, aile bireylerimizin, dost ve yaranlarımızın, komşu akrabalarımızın ibadete karşı olan sevgilerini de ziyade eyle. Haramlara Ya Rabbi pislik gözüyle bakabilmeye, zehir gözüyle bakabilmeye her birimizi muvaffak eyle. Çocuklarımızı muvaffak eyle. Haramdan, günahtan nefret eden ve ateşten kaçar gibi, pislikten kaçar gibi kaçan ayık kullarından olmayı bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza nasip eyle. Komşu akrabalarımıza nasip eyle. Ya Rabbi, çocukluğumuzdan bugünümüze kadar şeytana uyarak, nefse uyarak, çevremize uyarak hesabını veremeyeceğimiz nice yanlış işlere bulaştık, kirli çamaşırlarımız oluştuysa, Ya Rabbi, biz sana sığınıyoruz, rahmetine sığınıyoruz, Ramazan-ı Şerif'te mağfireti Sübhaniye'ne sığınıyoruz. Sen affedicisin, affı seversin, bizleri affeyle Ya Rabbi. Amel defterlerimizdeki kirli taraflarımızı yok eyle Ya Rabbi. Ruz-u mahşerde hesabını veremeyeceğimiz yanlışlarımızı da sil ve imha eyle Ya Rabbi. Her birimizi ruz-u mahşerde hesabı kolay olanlardan eyle. Kitabını sağ tarafından alanlardan eyle. Sırat köprüsünü şimşek gibi geçenlerden eyle. İlk cennete girenlerle girenlerden eyle. Habibinle kucaklaşanlardan eyle. Ya Rabbi, rızanı, cennetini, cemalini her birimize nasip eyle. Bizi sana sevdirecek ve yaklaştıracak, cennetine yerleştirecek, cemaline ulaştıracak, Habibinle buluşturacak iyilikler ve güzellikleri sevdir ve bil fiil nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, eşlerimizi, işlerimizi hayırlı eyle. Kazançlarımıza bereket, yuvalarımıza huzur, ihsan eyle. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, çocuklarımızı, torunlarımızı hayırlı eyle. Hayırda yarışanlardan eyle. Ya Rabbi, cehaleti sebebiyle veya gafleti sebebiyle haramlara daldırmış, günahlara saldırmış, cehenneme doğru koşup sırtını sana çevirmiş, senden uzaklaşmakta olan nice çocuklarımız, aile bireylerimiz, dost ve yaranlarımız varsa, Ya Rabbi, bunlar tehlikeyi fark edemiyorlar. Tehlikenin farkında olmalarını ve samimi tevbeyle tevbe ederek cennete doğru yönelmelerini, bu pisliklerden kurtulmalarını nasip eyle. Ya Rabbi, hidayet senin elindedir. Hidayete muhtacız. Çocuklarımız, eşlerimiz, aile bireylerimiz hepimize hidayeti kamile nasip eyle. Ramazan-ı Şerif hürmetine duamızı kabul eyle. Çocuklarımıza, damatlarımıza, gelinlerimize, Ya Rabbi, komşularımıza, aile bireylerimize hidayeti kamileler nasip eyle. Hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaştırma Ya Rabbi. Ya Rabbi, hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaştırma Ya Rabbi. Hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaştırma Ya Rabbi. Yanlış yolda yürüdüğü halde kendisini doğru yolda zannedenlerden eyleme Ya Rabbi. Bizi dostlarından ayırma Ya Rabbi. Dost olmak için yapılması gerekenleri yapmaya sen bizleri muvaffak eyle. Bizi bize bırakma, elimizden tut, bizlere yardım eyle. Becerttir Ya Rabbi. Namazlarımızın hakkını vermeyi, vazifelerimizin hakkını vermeyi, Kur'an'ın hakkını verebilmeyi, istikamet üzere yürüyebilmeyi, son nefesimizi teslim ederken iman-ı kamil ile kelime-i şehadetle güle güle teslim edebilmeyi, kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi her birimize nasip eyle. Bizleri dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan eyleme. Dünyada varlık içerisinde bir eli balda, bir eli yağda ama ahirette darlık içerisinde olanlardan eyleme. Dünyada konumu yerinde ağ gibi ama ahirette berbat, perişan olanlardan eyleme. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin, kazançlarımızı bereketli eyle. İş yerlerimize bereket ikram eyle. Bereketi götürecek yanlışlardan da muhafaza eyle. Şımarmaktan, Ya Rabbi, varlığıyla kendini bir şey zannedip, gururlanıp اَرَّاَهُ اسْتَغْنَى İnsan kendini müstağni görünce azgınlık yapar buyuruyorsun. O duruma düşmekten her birimizi muhafaza eyle. Her birimize haddini bilmeyi, kulluk vazifesini idrak etmeyi, acziyetini idrak etmeyi, şükür noktasındaki acziyetini idrak ederek daha fazla şükür yapmaya gayret eden ayık kullarından olmayı her birimize nasip eyle. Ya Rabbi, bu kardeşlerimizi böyle Ramazan-ı Şerif gününde
gece uykunun az olduğu ve yorgun oldukları bir vakitte kendi evinde topladığın, kendi ayet-i beyinatını dinlettiğin gibi biz arzu ediyoruz, firesiz ve eksiksiz bir şekilde her birimizi Habib'in huzurunda, cennette ve cemalullah'ta böylesine buluştur. Annelerimizle, babalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla bu güzelliği bizlere sen nasip eyle. Biz hak ettiğimizden değil, fazl-ı kereminden sen bizlere ikram eyle. İkram ettiklerine ikram ettiğin gibi bize de ikram eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'in fuyuzatından, berekatından, merhametinden, mağfiretinden ve ya Rabbi cehennemden kurtuluş özelliklerinden hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi ülkemize nusret eyle, âlem-i İslam'a birlik ve beraberlik ihsan eyle. Din düşmanlarının ve İslam düşmanlarının ya Rabbi ülkemiz ve bilad-ı İslamiye ile ilgili hile ve desiselerini en iyi bilen sensin. Onların hile ve desiselerini boşa çıkar ya Rabbi. Boşa çıkar ya Rabbi. İstanbul'umuzu koru ya Rabbi. Ülkemizi koru ya Rabbi. Bilad-ı İslamiye'yi koru ya Rabbi. Ülkemizin içinden veya dışından ülkemizdeki insanları birbirine düşürmek isteyenlere ve tehlike kuyusu kazmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Kardeşi kardeşe vurdurmak isteyenlere, bizi birbirimize kırdırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. İdarecilerimizi akıllı eyle, basiretli eyle, ferasetli eyle, yanlış yapmaktan muhafaza eyle, var olan yanlışlardan dönmelerini nasip eyle. Ya Rabbi, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi kılmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Toprağın altında yatmakta olan şehitlerimizi incitmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bir gün biz de toprağın altına gireceğiz. Biz de toprağın altına girdiğimizde bizi bizden sonrakilerin incitmesinden de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, dualarımıza amin diyelim. Bu kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ikram eyle. Maddi ve manevi sıkıntılarını izale eyle. Ya Rabbi, her ne türlü hayırlı istekleri varsa lütfunla, kereminle ikram eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikaf günleridir. Biliyorsunuz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece itikafı tam yapmak isteyen kardeşlerimiz itikafa girmelidirler. Dolayısıyla camimizde de itikaf yapılmış olacak. İstanbul'umuzun muhtelif camilerinde itikaf ibadeti yapılıyor. Bir sünnet-i müekkededir. Yapmayan kardeşlerimiz, vakti müsait olan kardeşlerimize tavsiye ederiz. Sünnet-i müekkede olan Ramazan-ı Şerif'in son 10 günüdür. Fakat 10 gün itikafa giremeyecek olan kardeşlerimiz 5 gün girebiliyorsa 5 gün girerler, 3 gün girebiliyorsa 3 gün girebilirler. Hayatımızın akışı içerisinde bir itikafın olması güzeldir. Yakışır mı? Yakışır. Efendimizin sevgisiyle münasip midir? Gerçekten münasiptir. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girerdi. Hemen caminin dibinde evi olduğu halde evine gitmezdi, camide kalırdı. Dolayısıyla itikaf ibadetini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşam hazır ve nazır olsunlar. Lillahi Teala'l-Fatiha. İman et, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, iyiliklere, haramlardan, günahlardan sakın. Budur cennete giden yol. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri talimat verdikten sonra ayrıca farz kıldım demesine gerek yok. Onun talimatı zaten farzdır. Allah diyor ki dünyayı değil, dünyayı da ahireti de yaratan, sizi de yaratan Allah'ı sevin diyor.